Gel. Savcım, müsaitseniz size bir iki bilgi verecektim de. Neyle alakalı? Ben sizden bir şey mi istemiştim, hatırlamıyorum. Yok, öyle değil savcım. Yani ben önemli bir şey fark ettim, bilmeniz gerekir diye düşündüm. Nedir amir, söyleyin. Efe savcımla alakalı. El altından Tuğçe için araştırma yapıyor savcım. Ne demek şimdi bu? Yani bu bir varsayımdan öte. Bu kesin net bir bilgi savcım. Sadede gelin amir. Ne araştırmış Efe savcı? Doğrusunu isterseniz ben de tam öğrenemedim. Ama eğer yani izin verirseniz öğrenirim tabii savcım. Bir mekanla ilgili araştırma yapmış savcım. Sessizce. İki şahıs hakkında da yüz taraması istemiş. Gerçi boş çıkmış, bir şey çıkmamış ama. Yani ben yine de bilmeniz gerekir diye düşündüm savcım. O yüzden rahatsız ettim sizi. Bu çok ciddi bir mesele. Bir savcından söz ediyoruz üstelik. Değil mi ama savcım? Yani tabii Efe savcıyı da anlamam. Ben bunu bizzat başsavcıyla görüşürüm. Hı hı. Tabii savcım. Siz bu konuya karışmayın. Biz hallederiz bunu. Hı hı. Neticede Efe savcı sizin adli amiriniz. Altı boş çıkarsa sizin için büyük sorun olur. Haklısınız savcım. O zaman ben topu size attım. Ben çıkayım. Başka bir şey yoksa kolay gelsin savcım. Başsavcı. Hayırdır? Bir şey mi vardı İcral Savcı? Yok, hayır. İyi akşamlar diyecektim. İyi akşamlar. İyi akşamlar size de. İyi nöbetler olsun ciğerim. Sağ olun başkomiserim. Kimse var mı Tuğçe'nin yanında? Hayır başkomiserim, kapıda Ozan'la Fehmi var. Başkomiserim. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Hayırdır Ilgazlar, niye geldin? Bu kadar polis takviyesi falan. Bu saldıranları gören bir görgü tanığı bulmuş. Parayla çağrılan bir kadın. Tuğçe de onu görmüş. Korumaya çalışmış, korumuş da başarmış. Kadın kaçmış. Güzel kızım benim ya. Görevini yapıyormuş Çiçek. Bulgazlar onu mu bulmuş? Nerede kadın? Öldürmüşler. Susturmuşlar yani. Sonsuzlar. Bunlar kitapsızlar. Ilgaz savcından bunu duyunca Tuğçe'yi korumak amaçlı tedbir aldırdı. Bu yüzden. Yapar kardeşim. Delirmiştir tabii görünceye kadar. Sen de? Aralarında konuşmuş, mesajlaşmış sırtlan sürüsü. Sen mesajları gördüğüne göre birini buldun. Hangisini? Birine karar vermem gerekiyordu. Ben de bilgisayarcıya karar verdim. Rıdvan'a. Diğeri? Olması gereken yerde. Telefon bende. Diğerlerinin de isimlerini aldım. Hepsinin mi? Konuştu yani. İşlerinden bir tanesi doktor. İsmi de Kartal. Ona gebert demişler. Bu hastanede çalışıyor olabilir. Bu da çalışmıyor olsa bile buraya girip çıkmanın bir yolunu mutlaka bulabilir. Hissetmiş gene kardeşim. Ama artık kuş uçamaz burada başkomiserim. Ilgaz savcım da bütün kolluğu uyuyordu hastaneye. Artık bundan sonra buraya giren çıkan kim varsa. Kim varsa. Doktor da hep sesleniyor.
Biz artık hızlansak diyorum. Önlem alalım. Sen bana ver önden isimleri. Ben araştırayım, bakayım, bulayım. Tamam. Benim kızım. Kurban oldum ben. Buradayım. Merak etme. Tamam mı şarkısın benim? Baba. Baba. Şöyle. Tamam. Şşş. Güzel kızım benim. Tamam. Kurban olurum sana. Tamam. Bak ben buradayım. Babam burada, tamam mı? Sen hiç merak etme, tamam mı güzel kızım? Bana bak. Ben kim olduklarını tespit ettim hepsini. Tamam mı güzel kızım? Sen hiç endişelenme. Ölürüm yanına. Babam kurban. Ömrümü veririm o gözünden akan yaşa senin. Bak. Sen şimdi güzelce dinle. Tamam mı? Başka da bir şey düşünme. Hiçbir şey düşünme. Saçın dertlerini ömrümü veririm ben. Güzel kızım benim. Bak. Şimdi ben çıkacağım. Umutlar falan kapıda. Kuş uçurtmuyorlar. Hiç merak etme, olur mu güzel kızım? Kurban olurum sana ben. Hadi güzelce dinle. Nasıl, iyi mi Tuğçe? İyi, iyi aslanım. Daha da iyi olacak inşallah. Tamam. Anladım. Buradaymış Kartal. Burnumuzun dibindeymiş. Biz bir an önce bulalım bu şerefsizi de. Umut. Aslanım, odaya girene çıkana herkese dikkat edeceksin, tamam mı? Hangi ilacı veriyorlar, hangi suyu veriyorlar, her şeye bakacaksın. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin başkomiserim, benden habersiz kimse giremez. İçeri gözümde üstündür. Tamam, sağ ol aslanım. (Gülüyor)